Filenin Sultanları'nın kaptan Eda Erdem Dündar'la birlikte en tecrübeli ismi, sahadaki duruşu, azmi ve çalışkanlığıyla milli takımımızın vazgeçilmezlerinden Meryem Boz. Takım arkadaşları ona Mario diyor. Değil mi Mario? Bizse Mavi Şimşek. Biz de sizlere Filenin Sultanları'nın tecrübeli pasör çaprazı Meryem Boz'un hikayesini anlatmak istedik. Karşınızda Mavi Şimşek, Meryem Boz. Mümin ve Nevriye Boz çiftinin çocukları olarak 3 Şubat 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Meryem Boz, spor hayatına masa tenisi branşıyla başlar. Boyunun uzun olması nedeniyle beden eğitimi öğretmeni Özlem Tunçun, "Meryem'cim seni voleybola başlatalım, voleybol oynamak ister misin?" demesiyle Eskişehir DSİ Bentspor'da voleybola adım atar. Bir sene boyunca bu kulübün altyapısında voleybol oynayan Meryem Boz, kulüp öğrenci taraması kapsamında Eskişehir'e gelen İller Bankası ve Eczacıbaşı Spor Kulübü tarafından keşfedilir. İki kulüp de Mavi Şimşek'i altyapısına dahil etmek ister. Ama anne Nevriye Boz, "Daha çocuksun, seni oralara gönderemeyiz" der ve Meryem kulübünde kalır. Bir sene sonra iki kulüp yine Boz ailesinin kapısını çalar. Bu sefer Meryem Boz annesine "Ben gitmek istiyorum" diyerek ısrar eder. Nevriye Hanım da o zaman Eskişehir'e yakın olduğu için Ankara'ya git der. Mavi Şimşek de İller Bankası'nın altyapısına girer. Küçük yaşta ailesinden ayrılarak başkentin yolunu tutan Meryem, voleybolunu her geçen gün geliştirmeye başlar. 16 yaşında İller Bankası'nın A takımına yükselen Mavi Şimşek, takımdaki pasör çaprazı eksikliği nedeniyle bu pozisyonda değerlendirilir. Yıldız ve genç milli takımlarında ise orta oyuncu olarak oynar. Ama pasör çaprazında kendisini daha mutlu hissettiği için voleybol kariyerine bu pozisyonda devam etme kararı alır. İller Bankası dönemini ise şu sözlerle anlatıyor Meryem: "Antrenörlerim Yücel ve Atilla abinin bende katkıları çok büyüktür. Voleybola nasıl bakmam gerektiğini, nasıl bir insan olmam gerektiğini onlardan öğrendim. Çünkü bize önce voleybol oynayabilmeyi değil, insan olabilmeyi öğrettiler. Bize her zaman önemli olan karakteriniz. Zaten yeteneklisiniz. Voleybolcu illaki olacaksınız" derlerdi. 8 senelik Ankara kariyerinin ardından sürpriz bir karar alarak Polonya ekibi Atom Trefl Sopot'a giden Mavi Şimşek bir sezonun ardından yeniden İller Bankası'na geri döner. Ankara ekibinin ardından sırasıyla Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyer. "Neden bu kadar sık takım değiştiriyorsun?" sorusuna ise Meryem Boz şu cevabı veriyor: "Ben hep oynamayı tercih ediyorum. Kenarda durmak beni tatmin etmiyor. Çünkü voleybol oynamayı çok seviyorum. Oynamak için de elimden geleni yapıyorum. O yüzden oynayabileceğim takımlara gidiyorum." Oynadığı takımlar arasında en büyük yükselişi 2014-2015 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la yaşayan Meryem Boz, kulübüyle Çev Challenge kupasını kazanır. Finalde Rus rakip Uraloçka karşısında bulduğu 42 sayıyla kariyer rekoru kıran Meryem, turnuvanın da en değerli oyuncusu seçilir. Birçok kulüpte başarıyla oynayan Mavi Şimşek, ay yıldızlı formuyla tüm alt yaş kategorilerinde giyerken Filenin Sultanları'yla ilk olarak 2010 yılında Çev Avrupa Ligi'nde sahneye çıkar. Bu turnuvada milli takımla üçüncülük elde eden Meryem Boz, 2015 Avrupa Ligi'nde ikinci olan kadroda yer alır. Ankara'daki 2019 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli takımımızın en önemli oyuncusu olan Mavi Şimşek, Çev Tokyo 2020 Olimpiyat elemeleri yarı finalinde oynanan Polonya maçında adeta şov yapar. Polonya'yı 3-2 yendiğimiz mücadelede 36 sayıyla yıldızlaşan Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesi almamızda en büyük pay sahibi olur. Turnuvanın da en değerli oyuncusu ödülünü alır. Tokyo Olimpiyatları ve bronz madalya kazanılan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alan Meryem Boz'un en büyük hayali spor kulübü kurmak. Eskişehir'de kurduğu Meryem Boz Spor Akademisi ile kız çocuklarına voleybol eğitimi veren Meryem, "Hedefim Boz Spor Kulübü'nü kurmak. Öğrenciler antrenmanlarını yapacaklar ama sonunda çocuklar maça çıkmak isteyecek. O sebeple bir spor kulübü olmalıyız" diye düşündük. "Bunları önemli bir ekiple yapacağız. Her şeyi iyice oturttuktan sonra kulüp olarak devam etmek istiyoruz. Kız çocuklarına sahip çıkmalıyız. Takım sporlarıyla birbirlerini desteklemeyi, hayat tecrübeleri farklı olsa da bir amaç etrafında bir olmayı, bencil davranmamayı öğrenecekler" diyor. Kendisini sabırlı, sakin ve hırslı kelimeleriyle tanımlayan Mavi Şimşek'in memleketi Eskişehir'de Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından bal mumu heykeli yapılması kararı alındı. Meryem Boz'un dövmeleri hakkında bilgi vermezsek olmaz. Koluna babasının imzasını dövme olarak yaptıran Mavi Şimşek, annesinin adını ise Arapça olarak omzunda taşıyor. Bir de Boz ailesini derinden yaralayan bir olay var. Bu olayı videoya ekleyelim mi diye çok düşündük. Sadece Meryem Boz'un şu sözlerine yer verelim istedik. "Babam 3 yıl önce bir trafik kazası geçirdi. Yaya geçidinden geçerken bir motosikletle ona çarpıp kaçmış. Beyin kanaması nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kaldı. Ailem o dönemde bile beni milli takıma yolladı. Tam Avrupa Şampiyonası öncesiydi. Her telefonda ölüm haberi gelecek diye korktum. Milli takım maçlarından döndükten sonra gözünü açtı ama yatalak kalmıştı. 2 yıl mücadele verdi. Sonra bilinci tamamen kapandı. Geçen yıl 25 Ocak'ta kalp krizi geçirerek vefat etti. Ona çarpıp kaçan adam serbest. Dava devam ediyor." Sizlere Filenin Sultanları'nın en önemli oyuncularından Meryem Boz'un hayatını anlattık. Kariyerinde 10 farklı kulüpte oynayan Mavi Şimşek'i bu sezon Vakıfbank formasıyla izleyeceğiz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altına Meryem Boz hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.